Herkese merhabalar. Topla İğne kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, örgü mont çalışması yapmıştım daha önce. Şimdi bunun üzerine tamamlaması için örgü bere çalışmam var. Yapılışı gayet kolay. Şiş örgüsüyle örülüyor. Fazla detayları yok. Hızlı bir şekilde bitirilebiliyor. Evet, şu şekilde göstereyim. Gayet şık bir duruşu var. Evet, ben çok beğenerek çalıştım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Değerli desteklerinizi de bekliyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Evet, şimdi beremin yapılışına geçiyorum. Bismillah diyerek başlıyorum. Arkadaşlar, böyle orta kalınlıkta diyebilirim. Bir bebe yünü kullandım. Şişim de 3 numara. 3 numara şiş kullandım. Evet, 26 adet ilmek attım şişime. Evet, normalde ilk ilmeği örmeden alacağım. Bu sıraya mahsus örerek alıyorum. Evet, bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Evet, lastik örgüm bu şekilde oluyor. 2 düz, 2 ters ilmekler. Evet, bu lastik kısmını biraz sıkı örmeye gayret edelim. Evet, bunun üzerine ilmeklerle beraber toplamda 6 sıra olacak. Yani 5 sıra lastik örgüsü örülüyor. Birinci sırasını ördüm. 4 sıra daha öreceğim şimdi. Toplamda dediğim gibi ilmeklerle beraber 6 sıra olacak. Arkadaşlar, toplamda 6 sıra lastik örgüsünü tamamladım. Evet, şimdi bu sırada arttırmalar yapacağım. Düz örgüyle örüyorum. Evet, 1, 2. Birini örmeden aldım. İkisini de düz örgüyle ördüm. Şimdi bir doluyorum. Bir ilmek doladım. 3 ilmek daha ördüm. Düz örgüyle. Yine bir doluyorum. 3 ilmek örüyorum. Yine bir doluyorum. 3 ilmek örüyorum. Evet, bir dolayıp 3 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 3 düz. Bir dolama. 3 düz. Evet, son kez doluyorum. 2 ilmeğim kaldı. 3 kalmadı, 2 kaldı. İkisini de düz örüyorum. Evet, lastik kısmını sıkı örelim demiştim. Bu kısmını da normal bir şekilde örüyorum. Burayı tamamen düz örüyorum. Bu arttırdığım ilmeği de yine düz örüyorum. Evet, bütün ilmekleri düz örüyorum. Bakın, arttırdığım ilmeği de düz örüyorum. Evet, bu şekilde ördüğüm için bir ajur oluşmuyor.
Evet, örgümü ön yüzüne çevirdim. Evet, bu sırada da arttırmalar var. Bakın, arttırma yaptığım noktaya kadar örüyorum. Burada bir arttırma var, görmüş olduğunuz gibi. Bakın, bu ilmek arttırılmış ilmek. Altı boş çünkü, görüyorsunuz. Evet, bunun bir önünde bir doluyorum, arttırma yapıyorum. Sonra ilmeği örüp bir tane de ardından arttırma yapıyorum. Yine aradaki ilmekleri örüyorum. 3 tane. Evet, bakın yine bir arttırma ilmeğine geldim. Bunun önünden bir arttırma yapıyorum. İlmeği örüyorum. Ardından da bir doluyorum yine. Bir arttırma daha yapıyorum. Yine 3 ilmek örüyorum. Evet, yine arttırılmış ilmeğe geldim. Aynı şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Arkadaşlar, sıranın sonuna kadar ördüm. Örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Evet. Yine aynı şekilde arka yüzünde önceden yapmış olduğum gibi bir sıra tamamen düz örüyorum. Evet, çünkü haroşa olması gerekiyor. Haroşa olması için her yüzünü örerken tamamen düz örüyorum. Evet, arttırdığım ilmekleri de düz örüyorum. Evet, hiçbir işlem yapmadan bu şekilde devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar böyle dümdüz öreceğim. Arkadaşlar, sıranın sonuna kadar tamamen ördüm. Örgümü ön yüzüne çevirdim. Bakın, örgüm şu an bu şekilde oldu. Bakın, bir arttırma, üzerinde iki arttırma var. Üzerine de bir sıra ördüm. Bu şekilde oldu. Şimdi bunun üzerine 10 sıra daha öreceğim. Yani her çevirdiğimde düz örüyorum, gördüğünüz gibi. Haroşa örgü oluşuyor bakın. Bir düz, bir ters oluşuyor. Yine bu sırada tamamen düz öreceğim. Her sırada böyle düz ördüğüm için haroşa örgüsü oluşacak. Bunu bu şekilde 10 sıra örelim. Şöyle biraz daha göstereyim. Evet, bakın böyle düz öreceğim. 10 sıra olacak şekilde örelim. Yani bunlar hariç. Bu birinci sıra şimdi başladığım. 10 sıra olacak şekilde örelim. Devam edelim. Arkadaşlar, 10 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi haroşa örgüm oluştu. Bu sırada eksiltmelere başlayacağım. Evet, ilk ilmeği yine örmeden alıyorum. 2 ilmek birden alıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek birden alarak düz örüyorum. Yani bir tek, bir tane de ikili alıyorum. Bir tek, bir de ikili. Evet, böyle bir tek, bir çift alarak sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, sıranın sonuna kadar bir tek, bir çift alarak geldim. Örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Evet, bu sırada da tamamen düz örüyorum yine. Evet, bu şekilde tamamen düz örerek sırayı tamamlayacağım. Evet, sıranın sonuna kadar yine ördüm. Örgümü ön yüzüne çeviriyorum. Evet, bu sırada da bir altta, alt sırada yapmış olduğum gibi yine 2 ilmek alıp bir çift ilmek alıyorum. Bir tek, aynı şekilde bir çift, bir tek. Evet. Evet, yine bu şekilde sıranın sonuna kadar gideceğim. Evet, yine sonuna kadar geldim. Arka yüzüne çevirip aynı şekilde bir sıra düz öreceğim. Evet, arka yüzündeki örgüyü, sırayı tamamladıktan sonra yine ön yüzüne çevirdim örgümü. Evet, bu sırada
Tamamen ikişer ikişer alarak gideceğim. Evet, 2 ilmek alıyorum. Yine 2 ilmek. Evet, fazla bir ilmeğim kalmadığı için kesmiyorum videoyu. Sonuna kadar devam edeceğim. Evet, en son 2 ilmeği de alıp sırayı tamamladım. Yine arka yüzünde bir sıra düz örüyorum. Evet, hiçbir işlem yapmadan tamamen düz örüyorum. Evet, ön yüzünü çevirip yine aynı şekilde ikişer ikişer alıyorum. Evet, arka yüzünde tamamen kesiyorum. Şimdi bitiyor bu sırada. Evet arkadaşlar, böyle geniş uçlu bir tığ yardımıyla kenar dikişini yapacağım. Normal dikiş iğnesi ve dikiş ipliği kullanarak da dikebilirsiniz. Evet, arka yüzüne katlıyorum. Tersten dikeceğim. Evet, böyle karşılıklı alarak, bakın. Karşılıklı alarak tam en kenardaki ipten alıyorum. Evet. Buradan alıyorum. Karşıdan da alıyorum. Evet, buradan alıyorum. Buradan girip karşı taraftan da çıkıp bu şekilde alıyorum. Böyle tamamen kenar dikişini tamamlayalım. Şu uçları tam denk getirelim. Biri uzun biri kısa kalmasın. Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. Burada ipimi kesip çıkartıyorum. Evet, şurada bir açılma olmaması için bununla bağlıyorum. İlk başlangıçtaki iple bağlıyorum. Evet, iki sefer düğümlüyorum. Biraz daha kısaltacağım. Evet, ilmeklerin altından geçirerek ipleri gizliyorum. Evet, bu şekilde gizleyelim. Evet, beremiz hazır. Şuradan biraz şöyle esneterek
Burayı düzleştirelim. Evet, ön yüzüne çeviriyorum. Evet, deremiz hazır gördüğünüz gibi. Bebeğime giydiriyorum. Evet, bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin butonuna tıklamayı ve eğer abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmezseniz çok sevinirim. Değerli yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler.